Tam idrar tahlili. Daha önce bunu size anlatmıştım arkadaşlar ama bu videoda böyle daha kısa ve öz anlatayım. Bu idrar tahlili hemen hemen her hekim tarafından istenen çok fazla sayıda durum hakkında bilgi veren güzel bir test. Bu testte birçok parametreye bakılıyor arkadaşlar. İşte eritrosittir, lokosittir, glikozdur neyse onlara biraz anlatacağım. Çok faydalı bir test. Birçok hastalık hakkında bilgi veriyor. Ee, ve bunun değerlendirmesi nasıl? Böyle çok fazla uzatmayacağım. En bildik durumları anlatacağım. Ee, i̇drar talihini öğrenmiş olacaksınız. Hemen size bir rapor örneğinden uzatmadan <laughs> ne yapalım? Canlı canlı testimizi yorumlayalım. Bakalım idrar talih nasıl yorumlanıyor. Evet, hemen başlayalım. Bakın arkadaşlar, ilk sırada ne var? Renk. Ee, normal idrar rengi nasıl olur? Açık sarı ya da sarı olur. Bu renk e, birçok durumdan etkilenir. Mesela e, beslenmeniz, işte kullandığınız ilaçlar vesaire. Şimdi diyelim idrar renginiz beyaz olsaydı, bu ne demektir? Süt gibi olsaydı idrarda birtakım takım kristaller olabilirdi. Mesela fosfat kristalleri veya idrarınız kırmızı ya da pembe ya da kahverengi olsaydı bu idrarda kan yani eritrosit veya hemoglobin e, varlığını gösterebilirdi veya İdrarınız böyle portakal rengi olsaydı bu idrarda bilirubin veya az su tükettiğinizi anlamına gelebilirdi. Kahverengi da siyah idrar varsa bu idrarda methemoglobin, homogentisik asit gibi bir takım e, bileşiklerin olduğunu gösterebilirdi. Çok nadiren mavi yeşil idrar da olabilir. Bu idrarda biliverdin, pseudomonas enfeksiyonları, mavi bez sendromu gibi de nadir durumlarda olabilir. Ama İdrarın rengi burada açık sarı normal. Sarı da normal. İdrarın rengi böyle çok beyazsa, e, açıksa e, bu da çok fazla su içtiğinizin anlamına gelir. Görünüm demiş bakın görünüm az bulanık. Normalde idrarın e, berrak olması lazım arkadaşlar. Böyle hafif bulanık durumlarda ya da bulanık durumlarda idrarda kristal olabilir. İşte ürik asit, fosfat, karbonat, oksalat kristalleri veya lökosit, eritrosit gibi hücrelerin varlığı veya idrarda bakteri varlığını, aşırı epitel varlığını bu ne yapar? Gösterebilir. Dansite demiş bakın 1027. Normalde 1005'te 1030 arası arkadaşlar bu dansite. Bu dansite demek sizin idrardaki madde miktarı demektir. Bunun çok fazla olması yani dansitenin yüksek olması böyle 1030'u geçmiş değerler idrarda çok fazla madde olduğunu gösterir. Bunun nedeni çok. İşte böbrek hastalıkları, piyolo nefrit diyoruz. İnterstisyal nefrittir. Böbrek yetmezlikleri ya da işte nedir? Diyabet, kusma, ishal, terleme gibi vücuttan sıvı kayıpları. Sıvı kaybolduğu zaman dansiteler artar arkadaşlar. Onun dışında işte böbrek enfeksiyonları, karaciğer hastalıkları, kalp yetmezliği gibi durumlarda bu dansite yüksek çıkar. Tam tersi dansite düşükse bu ne demektir? İdrarda sizin madde az demektir. Böyle 1005'in altı değerlerde yine böbrek yetmezliği olabilir. Ama genellikle bu çok fazla su içme durumunda böyle dansite düşük olur. Bazen de işte diyabetes insipidus Şekersiz diyabet durumunda da böyle bir şey olabilir. Bakın burada pH demiş. pH 6. Bu normali işte 5'te 8 arası. Burada şimdi 7 demişiz ama 8'e de kabul edilebilir. Normalde bu pH arkadaşlar düşükse bu ne demektir? Sizin idranız asidik demektir bu. Bu niye olur? Diyabet hastalığında olabilir. İşte kut hastalığında, C vitamini eksikliğinde, asidik ilaçların kullanımında veya fazla proteinli gıda alırsanız bu idrarınız asidik olabilir. Tam tersi pH yüksekse bu da genellikle aşırı kusma, e, onun dışında idrar yolu enfeksiyonu veya işte soğuk suyla yıkanma, alkali gıdaların alınması durumunda da idrar pH'i yükselebilir. Ama genellikle idrar yolu enfeksiyonunda pH artar. Glikoz demişiz. Bakın glikozun normalde negatif olması lazım arkadaşlar. Burada bir pozitif çıkmış. Bu ne demek? İdrarda biraz glikoz var demek. Tabi bunun kan testiyle doğrulanması lazım. Buradaki değere çok fazla güvenilmez. Bu çünkü strip e, testidir. Bu glikozun normalde idrara çıkmaması lazım. E, bu varsa genellikle diyabet hastalığında olur bu. Onun dışında sadece diyabette mi olur? Hayır. cushing hastalığında olur. Karaciğer, pankreas hastalıklarında, tiroid bezini aşırı çalıştığı tirotoksikoz durumlarında penisilin, sefalosporun grubu ilaç kullanmışsınızdır. Ve glikoz yalancı pozitif gösterebilir. Ama diyabet hastası iseniz idrarda glikoz çıkar. Özellikle kan şekeri 160 ve üstü olursa. Keton dediğimiz idrarda Normalde yine olmaması gereken bir madde. Bu da yani negatif olması lazım. Bu aşırı açlık, uzun süreli açlık durumunda çıkabilir. Onun dışında diyabet hastalarında yüksek ateşte çok şiddetli kusma ve ishal de yine çıkabilir. Ketonun olması arkadaşlar, sizde yağların e, sindirildiği, parçalandığı anlamına gelir. Vücut o kadar şekersiz kalmış ki artık yağları parçalıyor demektir. Bu hastada bakın keton negatif. Protein, protein yine normalde idrara çıkmaz arkadaşlar. Negatif olmalıdır. Burada eser. Eser dediğimiz bir az miktarda çıkmış demektir bu. Şimdi bunun idrarda cihazla ölçülmesi lazım. Bu strip testinde sayı verilmez. Normalde idrarda günde 150 mg'a kadar hani protein çıkışı kabul edilebilir. Onun üstü protein ürü diyoruz. Bunda hafif çıkmış. Bunda nedeni çok. Yani idrara protein miktarına bağlı. Mesela böbrek hastalıklarında çok fazla idrara çıkabilir. Onun içinde şeker hastalığında çıkabilir. Az su içilmesi, gebelik, ağır egzersizlerde, yüksek tansiyonda, kalp hastalıklarında olabilir vesaire. Ama böyle az miktarda protein çıkması e, nispeten çok korkutucu değil. Bunda tabi idrarda mikroalbumin testi yapılması lazım. E, özellikle diyabet taraması açısından iyi olur. Bilirubin bakın negatif demiş. Bilirubin nedir? İdrarda kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasıyla oluşan bir bileşiktir bu. E, normalde idrarda bilirubin olmaz. Bilirubin varsa bu genellikle nedir? Ya karaciğerde ya safra yollarına bir tıkanıklık var demektir. Karaciğer hastalıkları hepatit ve karaciğerin tümörleri vesaire bunlar da bilirubin çıkabilir. Ürobilinojen dediğimiz yine bilirubinin bir parçalanma ürünü. Normalde idrarda yine ürobilinojen az miktarda çıkar. Biz bunu normal diyoruz. Yani az miktarda çıkması, normal seviyede çıkmasına normal diyoruz. Referanslarda normal yazar. Ürobilinojen çıkması hemoliz durumunda. İşte pernesiyoz anemidir, karaciğer hastalıklarındır. Dubin-Johnson denen bir sendrom var. Rotor sendromu var. Enzimatik hastalıklar. Yine kalp yetmezliği, kurşun zehirlenmesi, safra yollarına tıkanma ve bir takım ilaçlar idrarda ürövülüneceğini çıkarır, çıkarabilir. Bunu araştırılması lazım. Sonra nitrit. Nitrit nedir arkadaşlar? Nitrit özellikle idrar yolu enfeksiyonları varsa bakteriler nitratı nitrite çevirir. Bu pozitif olur. Normalde negatiftir. İdrarda nitritin pozitif olması demek arkadaşlar sizde nitrit bakteri varlığını gösterir. Bir de yanında lokosit de pozitifse idrar yolu enfeksiyonu ihtimali yüksektir. Bakın bu hastada lokosit 1 artı çıkmış. Yani 1-2-3 artı diye böyle deriz bunu. Lokosit biliyorsunuz mikroplarla savaşan hücremiz. Bu birçok durumda idrarda lokosit çıkabilir. Her lokosit çıkması böyle tehlikeli bir durum değil. Eğer 5'e geçiyorsa bu ne demektir? İdrar yolunda bir enfeksiyon olabilir. Bunu tabi doktorunuz araştırır. Yani idrar kültürü yapabilir belki. İdrarınızda yanma, kaşıntı, ağrı varsa genital bölgenizde vesaire doktorunuz ayrıntılı testler yapabilir. Erisosit dediğimiz kırmızı kan hücresi arkadaşlar. Normalde yine idrarda bakın bu hastada 2 pozitif çıkmış. Yani kabaca biraz çıkmış demek bu. 3 pozitif daha fazla çıkmış demektir. Öyle anlayın. Çok sık durumda olur. Çok fazla hani korkulacak bir şey değil ama tabii bazı ağır durumlarda böyle eritrosit çıkabilir. Doktorunuz tabi araştıracaktır bunu. Bu nedeni çoktur. Mesela ağır egzersizler, ateşli hastalıklar, idrar yolunda taş, böbrekte taş, böbrek yollarında tümör, kullandığınız bir takım kan sulandığı ilaçlar, etkiler vesaire birçok durumda idrarda eritrosit çıkabilir. Prostat tıkanıklığıdır. Nedeni çoktur arkadaşlar. Doktorunuz bunu araştırır. Bunun dışında bakın idrarda eritrosit Mikroskobide de eritrosit çıkmış. Bu idrarda hakikaten eritrositin görüldüğü, mikroskobide görüldüğü anlamına gelir. Demek ki stripti. İşte o saydığım durumlardan biri sizde var demektir. Eritrosit kümesi çıkmamış. Bakın lokosit M yani mikroskobide lokosit çıkmış. Yani lokosit hücreleri de mikroskobide görülmüş. Bu hasta da muhtemelen dediğim gibi bir idrar yolu enfeksiyonu var gibi gözüküyor. Lökosit kümesi normalde çıkmaması lazım. Bakteri çıkmamış bu hastada. Yassı epitel bakın. Yassı epitel 59. Normalde 2-3 tane yassı epitel idrarda çok sayıda yassı epitel çıkması da ya işte kadınlarda vajinadan bulaş olabilir ya da işte inflamasyonlar, enfeksiyonlar bazı tümörlerde de görülebilir bu. Böbrek hastalıklarında görülebilir. Ama tek başına yassı epitelin çıkması çok fazla önemli değil. Beraberini zaten diğer proteindir, eritrosittir o testlerde bakılır. Burada hiyelen silendir denen parametre daha var. Bu nedir? Bir çeşit proteindir. Genellikle bunlar böyle uzun halat ya da sosis şeklinde görülürler. Ee, bazen sağlıklı kişilerde de çıkabilir. Yani çok az miktarda çıkabilir. Hiyalen silendir. Diğer silendirler değil. Ağrı egzersizlerde, ateşli hastalıklarda falan çıkabilir. Ama hiyalen silendir harici diğerleri biraz daha tabii araştırmak lazım. Daha tehlikeli. Yani böbrek hastalıkları, diyabet ya da işte glomerin kalp yetmezlikleri vesaire çıkabilir. Kalsiyum oksalat arkadaşlar. Bakın da 3 tane çıkmış. Normalde kal e, kalsiyum oksalat nedir? Bir kristaldir. E, taştır yani sizin anlayacağınız. Normalde bunların idrarda görülmemesi lazım. Kristallerin türleri vardır. Kalsiyum oksalattır, ürik asittir, bakın triple fosfattır onlar çıkmamış. Amorf kristaller onlar çıkmamış. Böyle bir takım çeşitli kristeller vardır arkadaşlar. Çok fazlaysa sizin e, böbrek taşı riskiniz artar demektir. Genellikle bunlar susuz kalma. Mesela az su içen kişilerde görülebilir. Onun dışında böbrek hastalıklarında yine görülebilir. İdrarda tuz miktarının arttığı durumlarda, metabolik durumlarda veya idrar pH'inin değiştiği durumlarda kristal görülebilir. Bakın maya hücresi görülmüş arkadaşlar. Normalde maya pek görülmez idrarda. Gebelerde, ağır diyabeti olanlarda, işte immün sistemi baskılanmış ya da e, immün ilaç alanlarda, uzun süreli antibiyotik kullanan kişilerde olabilir. Doğum kontrol ilacı alanlarda da görülebilir. Çok fazla olması ee, belki tedavi gerektirir ama az miktarda maya tedavi gerektirmez arkadaşlar. Ne zaman tedavi gerektirir? İdrarda yanma, pis kokulu süt gibi beyaz akıntı varsa o zaman tedavi gerekir. Çok fazla olduğu zaman da bu idrarda maya kandida yani mantar ilacı gerekliyse doktorunuz verir. Ama az miktarda mayanın çok fazla bir önemi yok. Evet arkadaşlar idrar tahlili çok kısaca böyle yani çok fazla ayrıntısına girmeyeceğim şimdi ana nedenlerini falan söyledim. Bununla ilgili yine sorunuz varsa videonun alttan bana sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.